Veysel Karahani ve Baykan'ın ortak büyük su projesi var, vardı. Tabi rahmetli babam döneminde başladı o su. Servet Gülmez Başkanım'ın döneminde bayağı bir mesafe kat etti. En sonunda o suyu nihayetiyle beldemize getirdik. Bir iki yıl daha böyle hafif bir su sıkıntısı olmuştu. O kaynağın olduğu yerine bütün kaynakları birleştirerek hamdolsun şu an ne Baykan'ın ne Veysel Karahani'nin su sorunu diye bir sorun yok. Hatta nüfusumuzu 30 binine kadar da suyumuz parçalayabiliyor. Yani su konusunda şu an Siirt'in en şanslı beldelerinden bir tanesiyiz. Dere ıslahı Veysel Karahani'yi ikiye bölen bir deremiz var. O dere hakikaten Veysel Karahani için bir kandren olmuştu. Nihayetinde bunu biz gerek vekilimizle, gerek il başkanımızla defalarca DSİ'ye, Tarım Orman Bakanlığı'na gidip en son nihayetinde biz bunu da çözüme kavuşturduk. Şu an inşaatın %70'i bitme aşamasında ve dere ıslahı bittiğinde Veysel Karahani'nin o kandreninde ortadan kalkmış olup daha güzel tarafı ise sağlı solu bir nevi mesire ve oturma alanları oluşturuluyor. Yani mükemmel bir proje çıkıyor ortaya. Bu muhtemelen 2 ay biter. Takipçisiz bu işinde. Yani 2 ay biter diye düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm projesi yine 2009'larda başlayan bir proje. En son 2016'da falan başladı yapıma. 18'de bir proje bitti. Tabii yani biraz mağduriyetler olmuş olsa dahi bu projenin yapılmasıyla beraber ziyaretçi akınları hakikaten çok çok arttı. Hani bugün günde ortalama 10 bin insan Veysel Karahani'yi ziyaret ediyor. Yani 10 bin insan bir belde için az değil. Ve bunun en güzel kaynağı da esnaflarımıza yansıyor. Yani esnaflarımız gelen ziyaretçi tarafından hakikaten ticari olarak iyi bir avantajları var. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Zaten bir marka, zaten bir dünya markası. Yani Veysel Karahani tabirlerin en büyüğüdür. Onun burada olması bizim için çok büyük bir velimettir. Yani buradan geçen herkes illaki Veysel Karahani'yi ziyaret etmeye gelecek. İllaki geliyorlar. Yani karayolu kayıtlarında günlük 9000 araç geçiyor. Bu 9000 aracın büyük kısmı belleğe girip çıkıyor. Hem türbe ziyaretleri, hem alışverişler. Evet. Daha önce makamın büyüklüğü tartışılmaz ama çevrenin kirliliği farklıydı, çevrenin güvenliği farklıydı, çevredeki sosyal veya kültürel aktiviteler kötüydü. Ama şimdi hiçbir vatandaşımız rahatsız değil. Gelen ziyaretçilerin hiçbiri rahatsız olmuyor. Bilakis mutlu geliyorlar, mutlu ayrılıyorlar. Yani çoğu ilçeden büyük olmasa da hala belliyiz ama bayağı bir büyük. Yeni imar yolları açıldı. Veysel Karahani'de imar yollarının tümü açıldı. Yani çünkü imar yolu açılmayan bir yerde doğal gaz çalışması olması mümkün değildir. İmar yollarımızla beraber biz doğal gazımızı getirdik. Doğal gazımız şu an 1/3'ünü bitirmiş olduk. İnşallah seçime kadar doğal gazımızın %100'ünü bitirmiş olacağız. Otelimiz var. Yani misafirlerimizi ağırlamak için yerlerimiz var. Sadece Kurban Bayramı haftasında yetersiz kalıyoruz. Çünkü o günlerde nüfusumuzun 5 katı bin ziyaretçi akını bir günde oluyor. Hı. Ama rutin günlerde misafirlerimizi ağırlayacak yerlerimiz mevcut. Nihayetle belde olmamıza rağmen biz doğal gazı alabildik. Çünkü kolay kolay beldelere doğal gaz verilmiyor. Yine Veysel Karahani sayesinde, il başkanımızın, vekilimizin sayesinde biz bu hizmete kavuştuk. Çok memnun. Yani en azından çevre kirliliği kalkıyor ortadan. En kötüsü o kalkıyor. Ve hava kirliliği. Kesinlikle. Veysel Karahani göreve geldiğimizden beri bizim açmadığımız imar yolu kalmadı. Açtığımız imar yollarının %80'ini açtık, parkelettik. Açmadığımız kısımlarda sadece doğal gaz çalışması olacağını bildiğimiz için boz yapmak istemedik. Hmm. 250-260 bin metrekare biz parke döşemişiz. Ve bu ciddi bir rakam. Yani şu an Veysel Karahani'de vatandaş evinden çıkınca çamur görmez.
çarşı tarafında çamur görmez. Şimdi öncesinden yani hemen hemen %70'inde fazla parke yoktu, yol yoktu. Açık imar yolu yoktu. Yani kattı. Allah hükümetimize razı olsun. Yine vekilimizden, il başkanımızdan Allah razı olsun. Yani gittiğimiz her yerde biz illaki bir hizmet alıp gelmişizdir. Yani Allah herkese sağlıklı, sağlıklı ömür nasip etsin. Veysel Kaya'nda bir mezarlık yapmaya başladık. Aşağı yukarı 67 dönümlük bir alan. Yani nereden bakarsanız 70-80 yıl yetecek bir mezarlık. Bu mezarlığa ihtiyacımız var mıydı? Evet vardı. Çünkü çevre civardan kim vefat ediyorsa beni Veysel Kaya'ya defnedin diye vasiyet buyuruyorlar. Bu olduğu için de bize yetersiz kalıyor. Yine de yani kalktık böyle bir girişime girdik. Şu an mezarlığımız %70'lerde bitmek üzere. Ha, bu da belediyemiz için ciddi bir ihtiyaçtı. Bunu da hamdolsun bitirdik. Yani Ali Bey hakikaten ben şunu hep diyorum. Belediyeciliğin ustası da piri de Cumhurbaşkanımızdır, AK Parti'dir. Bizim kendilerinden öğreneceğimiz çok şey var. Bizim kendilerine layık olmamız için yapacağımız çok şey var. Bugün bir tekstil atölyemiz var. 1000 metrekarelik tekstilimiz var. Nereden bakarsanız 70-80 kişi bir istihdam. Bu az değil. Gençlerimiz için bizim yaptığımız çok güzel spor kompleksimiz var. Yanında kapalı spor salonumuz var. Yanında yine basketbol sahamız var. Yanında yine voleybol sahamız var. Siirt ve Batman'da tek alan üzerinde böyle bir kompleks yok, böyle bir tesis yok. İnşallah en kısa zamanda biz o alana yüzme havuzumuzu da ilave edeceğiz. Yani tam bir kompleks olacak. Bugün Veysel Kaya'nın 12 yaş altı spor takımımız Türkiye'de 3. oldu. Evet evet Türkiye'de 3. oldu. O gençlerin biz 5 yıl sonraki halini düşünemiyoruz. Ve onlar için biz ne hazırlarsak daha azdır. Yine biz belediyeye geldiğimizde belediyenin araç takımları hepsi eski, hepsi masraftı. Kepçemizi sıfırlattık, itfaiyemizi sıfırlattık, vitancörümüzü sıfırlattık, araçlarımızı sıfırlattık. Ya bugün arıza veren aracımız yok. Yani bir hizmet binası da yapalım. Kesinlikle belediye hizmet binamız 6. dönem burası belediyede, 6 dönem oldu belediye olalı. Kendine ait bir hizmet binası yoktu. Elhamdülillah. Şimdi Veysel Kaya'ya 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yetecek bir hizmet binasına sahip. Hakeza Veysel Kaya'nın da en çok istediğimiz bir şey buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir yerde konaklama imkanı sağlamaktır piknik için. Çok şükür geçen ay yine Tarım ve Orman Bakanımız tarafından kabul edildiği projemiz en kısa zamanda Veysel Kaya'nda 100 dönüm üzerinde bir millet parkı yapılacak. Yani Veysel Kaya'nı ziyarete gelen ziyaretçilerimizi alışverişe teşvik edip orada ağırlayabileceğiz. Bu da belediyemiz için çok ciddi bir imkan, olanak. Ali Bey, yani yine Veysel Kaya'nda kandilenden daha beter bir tapu sorunu vardı. Ve en büyük sorun vakıf sorunu. Vatandaşlar 50 yıl önce arsa almışlar ama tapu yok. Tapu vakfı. Biz 2 yıl önce biz Veysel Kaya'da vakıf diye bir sorun bırakmadık. Bütün vatandaş hak sahibi oldu. Herkes kendi tapusunu aldı. Ondan sonra Veysel Kaya'da yine milli emlak ile ciddi bir arsa işgal sorunu vardı. 3 yıla yakındır bizim vatandaşlara verdiğimiz tapu 200'ü geçti. Yani size şunu biz diyebiliriz Ali Bey, 2 yıl sonra Veysel Kaya'da tapu diye bir sıkıntı olmayacak. Yani biz şu an %80'lere geldik. %20'li bir tapu kaldı. Eğer biz bunları da bu sürede verebilirsek
Beyse kararını ömür boyunca tapuda işgal veya tapuda tecavüz gibi bir durum ile karşı karşıya kalmayacak.